Efendim iyi akşamlar bütün izleyicilerimize. Bugün 10 Kasım Türk milletinin ebedi başkomutanı ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü. Kendisini bir kez daha saygıyla, şükranla ve minnetle anıyoruz. Bu gece 26. Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ'la Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşmak üzere bir özel program düzenledik. İstanbul temsilcimiz Tuğba Emlek'le birlikte biz Sayın Başbuğ'a soracağız. Sayın Başbuğ da Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacak. Mustafa Kemal Atatürk normal olarak büyük ilgi çekiyor. Hakikaten insanlar onun yaşam hikayesini, yaptıklarını dinlemek, öğrenmekten büyük keyif alıyorlar. Bugün de 10 Kasım törenlerinde hem Ankara'daki anıt kabri hem de burada Dolmabahçe'de son günlerini geçirdiği ve işte öldüğü 10 Kasım 1938'de öldüğü odası ve Dolmabahçe Sarayı yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Yüz binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri özellikle yaşadığımız konjonktürde her geçen gün daha da artıyor, daha da önemi kavranıyor vatandaşlar tarafından. Bu da hakikaten hepimize bir özgüven ve motivasyon veriyor. Komutanım katılıyor musunuz? Aynen, tabii ki. Efendim şimdi Atatürk'ün aramızdan ayrılığı 80 yıl oldu ama hala onun ilkeleri ve politikaları, ışığı bize yol göstermeye devam ediyor. Ben şeyden başlamak istiyorum. Yurtta sulh, dünyada sulh. Bugün de dünya, işte bizim bölgemizde de başta Suriye olmak üzere yoğun çatışmalar var. Yunanistan'da sorunlarımız var, Ege'de, Kıbrıs'ta. Buradan başlayalım efendim. Siz bir komutan olarak, asker olarak yurtta sulh, işte cihanda sulh, Atatürk'ün bu ilkesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne nasıl yansıyor? Evet, teşekkür ederim. Şimdi yurtta sulh, dünyada veya yurtta barış, dünyada barış, Atatürk'ün hakikaten bizlere bıraktığı temel felsefe, prensip, ilke, ne derseniz deyin. Bu önemli. Şimdi zaten aslında yurtta barış, dünyada barış neden böyle bir düşünce ifade etmek zorunda kaldı? Bunların çok nedenleri var. Ben ama bugün bu nedenlere girmek istemiyorum. Ancak biliyorsunuz, genel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün olaylara yaklaşımında özellikle uluslararası problemleri, sorunları barışçıl yollarla halletme var. Savaş en son. Hatta bir sefer demiştir biliyorsunuz, ne olursa olsun ben milleti savaşa sürükleme taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve yaşamsal olması lazım. Yani zorunlu ve hayati olması lazım. Eğer millet yaşamı tehlikeye girerse, girmeden herhangi bir savaş şeyine girerseniz bu aslında bir cinayettir diye de bir tanımlaması var. Tabii yurtta barış, dünyada barış prensibinin nedenleri, tabii niçin böyle bir düşünce? Çok farklı olaylar, farklı nedenleri var. Ama bugün bazen bu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu temel prensibi doğru yorumlamayanlar da var. Bunu bazen yurtta barış, efendim dünyada barış, bunu biraz tırnak içinde pasif bir yaklaşım olarak görenler de var. Arada sırada, değil mi? Bunu duyuyoruz. Yakın zamanda da duyuyoruz bazen. Eleştiri konusu yapıldı. Ama şimdi onlar aslında Mustafa Kemal Atatürk anlamayanlar. Yani çünkü anlasalar zaten bu halde yurtta olmayız. Barış, dünyada barış derken bakınız aslında bunu bir konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk açıklıyor. Bunun, yani uygulamasını nasıl yapacaksınız? Yurtta barış, dünyada barış söylemi güzel de ama bunun uygulaması, gerçekleştirilmesi, bazı şeylere dayanması lazım. Değil mi? Bunu bir konuşmasında şöyle ifade ediyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk gerçekçi bir kere her şeyden hemen. Diyor ki bakın, barışın, bir barışın ebedi yani
sonsuza kadar barışın devam edeceğini düşünmek saf deliliktir diyor. Kendisi söylüyor. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki onda bir an gaflet içine düşerseniz milletin hayatını tehlikeye sokarsınız. Yani yurtta barış, dünyada barış dedik, sonra bırakalım her şeyi. Yani mümkün değil böyle bir şey. Bakın burası çok önemli. Hukukumuz, uluslararası hukuku kastediyor. Şerefimiz, haysiyetimize saygı gösterildikçe karşı saygıda da asla kusur etmeyeceğiz. Ana prens. Fakat zayıf olanların hukukuna da saygının noksan olduğu, saygı gösterilmediğine de tecrübelerle şahit olduk. Onun için her türlü ihtimallerin, her türlü olasılıkların düşünülerek bu olasılıklara karşı zamanında gerekli tedbirlerin alınması lazım. Yani caydırıcı olmaya da devam etmek lazım. Aynen. Şimdi, güçlü kalmak lazım. Aynen, bravo. Aynen işte söylediği bu. Yani şimdi siz efendim... Yurtta barış, dünyada barış. Çok güzel, pembe bir yaklaşım. Ama bu mümkün değil. Bunun için yani yurtta barış, dünyada barış yaklaşımını gerçekleştirebilmeniz için güçlü olmanız lazım. Onun için hep söylediğimiz gibi güçlü Türkiye lazım. Nasıl güçlü? Ordusuyla güçlü elbette. Ekonomisiyle güçlü. Özellikle bu iki güç çok önemli. Siyasetiyle, diplomasiyle güçlü. Teknolojik imkanlarıyla güçlü. Onun için biz 2009'da şöyle bir şey hatırlarsınız Ankara'da. Güçlü ordu, güçlü Türkiye demiştik. Evet. Hatta güçlü o zaman bize saldırdılar. Türkiye. Efendim niye güçlü ordu, önce de güçlü Türkiye? Ya bunlar bazı aslında... Bazı AKP milletvekilleri şey demişti. Güçlü Türkiye, güçlü ordu. Evet. Yani, sizler şey güçlü... Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Yani öyle dedik ama şimdi yani şunu anlamakta yani şu neden gerçeği sonuç? Yani öncelik hiç önemli değil ya. Güçlü ordu olmadan güçlü Türkiye olmaz. Güçlü Türkiye olmadan güçlü ordu olmaz. Hatta burada eksiğimiz var. Güçlü ekonominiz olmadığı takdirde aslında ikisi de olmuyor. Evet, güçlü ordu da kuramazsın. Dolayısıyla yurtta barış, dünyada barış güzel ama... Bunu sağlayabilmeniz için güçlü olmanız lazım ve güçlü olmanız da size ne verecek? Caydırıcı nitelik verecek. Yani kime karşı? Eğer Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin hukukuna karşı, uluslararası hukuk ve haklarına yönelik birisi eğer tehdit etme durumuna girerse şunu düşünmesi lazım. Ya ben bu tehdidi yapıyorum ama ya başarısız olursam artı başarısız olma durumu var. Bir de tamamen işte örneği nedir? 15 Mayıs 1919'da çıkarlar İzmir'e ama sonu ne olur? Hüsran olur. Dolayısıyla pahalıya mal olması lazım zaten. O eğer birisi size karşı ortaya bir tehdit, saldırı şey yapıyorsa sizin ona böyle bir şeyin ona çok pahalıya mal olacağını daha ilk mermi atmadan evvel gösterebilmeniz lazım. Mesela şöyle bir şey değil mi? Özür dilerim sözünü tüketim. Tabii rica ederim. Yani ver papazı al papazı. Tamam da. O ayrı bir konu. Yok ama ayrı bir konu ama hani ayrı işte, bir güç, konu. Ekonomik güç, güçlü yani ordu, onu güçlü isterseniz o örneği ben pek bir o ayrı, tamam, ona girmek olmasın. Doğru değil. Burada önemli olan. Papazı verdik ama diğer papazı yani, o ayrı bir konu. Gibi. Şimdi onun benim, o biraz çok... Olayı çok şeye indiriyor. Hı. Yani biraz anlamını bana göre şey yapıyor. Şimdi önemli olan şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin caydırıcı gücü korunması çok önemli. Ama dediğim gibi bu elbette ekonomik gücünüzle, askeri gücünüzle, diplomatik gücünüzle, teknolojik gücünüzle bunu göstermeniz lazım. Aksi takdirde işte burada Mustafa Kemal'in dediği de bu zaten. Ne diyor? Bizim hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterilirse biz de onlara saygı gösteririz. Ama maalesef pek de yaşanılan tarihte bunu pek böyle olduğunu göstermiyor. Yani sizde bir böyle bir şeyler olduğu zaman hemen karşı tarafın bir hareketlere geçtiğini görüyorsunuz.
günümüzde? Şimdi günümüzde belki evet, benim de bugün daha evvel de medyada yer aldı, gördüm. Ama bugün bir gazetemizde şöyle bir haber çıktı. Diğer belki... Görelim arkadaşlar. Yakın girelim buna. Belki diğer gazetelerde de olabilir. Ben hep tabii bütün gazetelere bakma şansına sahip oldum. Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet'te bu bakın. Gösterdiğimiz nedir başlığı? 12 mil hakkımızı kullanacağız. Kullanacağız. Yunanistan, evet. Başbakanı. Şimdi gazete haberine göre Tsipras, Yunanistan Başbakanı, diyor ki bir yerdeki konuşmasında, televizyonda herhalde, Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden kademeli olarak 12 mile çıkarma planını Ege Denizi'nde uygulanma konusuna değiniyor. Ve haklarımızı kullanacağız, bu haklarımızı. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla karasularını genişleteceğiz. Değil mi? Evet. Şimdi bu daha evvel ben bu haberi bir iki basında başka yerlerde de gördüm. Hı hı. Şimdi bu çok ciddi bir konu. Bu ciddi bir konu. Yani bu bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biraz evvel Mustafa Kemal'in bahsettiği hukuk hakkına bir aykırı bir durum oluyor. Şimdi bunun belki biraz evveliyatına bakmamız lazım. Bu karasuları konusunu, evet. 6 milden çok 12 mile. Çok tartışılıyor efendim. Bu 12 mile çıkması Yunanistan'ın ne anlama geliyor Türkiye açısından? Özellikle Ege'de galiba, değil mi? Tabii Ege'de. Ege'de. Şimdi bakın olayı biraz o zaman gerisine gidelim. Şimdi 1982 yılında, yani 10 Aralık 1982'de Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Bu Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre diyor ki ülkeler karasularını 12 mile çıkartabilir. Bu, hı, genel bir kural. Evet. Ama Ege Denizi özel bir durum. Yani Ege Denizi özel bir durum. Ege Denizi'nin özelliğini meydana getiren de Ege'deki adalar. Şimdi 1982'de böyle bir Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi var, tamam. Ama dediğim gibi bu 12 mile çıkartma, her ne kadar söyleniş, Tsipras'ın dediği o, uluslararası hukuktan biz alıyoruz dediğim bu. Fakat Ege Denizi ortak bir deniz. Ege Denizi Yunanlıların denizi değil ki, adalar özellikle Ege Denizi'ne çok bir özel formasyon veriyor. Şimdi bakın 82'de çıkmış bu sözleşme. Ta ki 1 Haziran 95'e kadar Yunanistan'dan herhangi bir bu konuda şeyi görmüyorsunuz. Talep. Talep görmüyorsunuz. Fakat 1 Haziran 1995'te Yunanistan parlamentosu bir karar alıyor. Diyor ki uygun bir zamanda. Ne zaman uygun? Bugün mü uygun demek istiyor? Bu nedir yani? Yani Türkiye'yi uygun bir zamanda, anda. Uygun bir zamanda Ege'deki karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tutuyoruz. Böyle bir niyetim var. Bu hak bana ait. Ama şu an bunu hemen ilan etmiyorum ama bu hakkımı saklı tutuyorum. Uygun bir zamanda bunu uygulayacağım diyor. Öyle mi? Evet. Ne zaman? 1 Haziran 1995. Nerede bu? Yunanistan parlamentosu. Bir hafta sonra 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Bu konuyu konuşuyor kendi aralarında. Ve bütün partilerin 95'teki parlamentodaki bütün partilerin ortak görüşüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ortak açıklama yapıyor. Ortak bir karar alıyor. Diyor ki Yunanistan'a, eğer sen Ege'deki karasularını 12 mile çıkartırsan bu Türkiye için bir savaş nedenidir. Bu kadar net. Yani kasus belli diyoruz ya, kasus belli, savaş nedeni. Yani meclis şunu söylüyor Yunan parlamentosuna.
sakın ha böyle bir şey almaya kalkma. Böyle bir karar alırsan savaş nedeni. Ben bunu savaş nedeni sayarım diyor. Yani Mustafa Kemal ne demişti? Hayati, yaşamsal konu. Bu Ege'deki karasudan 12 mile çıkartılması Türkiye açısından hayati ve yaşamsal mıdır? Evet. Bakın eğer çıkarsa şu anda Yunanlılar Ege'deki karasuları %40'ı hemen hemen. Yani Ege Denizi'nin %40'ı Yunanlılara ait karasular olarak. Adaların adalarda dahil. Dahil. Eğer 12 mile çıkarsa %70. Türkiye'nin ne kadar? Bakın bir Yunan karasuları %70'e çıkacak. Açık deniz 19. Ne yaptı? 11'e düşersin. 11 uluslararası sular mı kalır? Yok, 19 açık deniz olacak. 11'i Türkiye. 11 kalır geriye filan. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türk savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e inmesi için Yunanistan'dan izin alması demektir. Ya bu kadar önemli bir konu şimdi. Bu konu çok ciddi bir konu. Şimdi Tsipras konuşmasında diyor ki biz bunu kademeli olarak yapacağız. Yani kademeliden muhtemelen kastettiği şu. Hayır, o değil. İlk önce kara sulu yani kıyıdan itibaren olan şu anda 6 mil. Onu ilk önce onları 12'ye çıkartacağız. Sonra adalara da bu işi yayacağız. Yani kademeliden kastedilen önce o. Ana karadan yapacağız. Sonra adalara. Ya Türkiye hapsolur. Türkiye hapsolur. Şimdi soru şu. Bakın 1995'te 8 Haziran'da bir hafta sonra Yunan parlamentosuna Büyük Millet Meclisi böyle cevap veriyor. Bu bir ara ben hatırlıyorum. 2002'den önceki sonraki süreçte 2002'den sonra bu konu arada sırada gündeme geliyordu. Hatta hiç unutmuyorum. Bir tane hükümette bayağı önemli pozisyonda olan birisi bir gün bir konuşmada dedi ki ya bu Yunanistan'la aramızdaki kasus belli olayı nedir bunu kaldıralım filan dedi. Bakın. Mevcut hükümet. Evet o işte 2002'den sonra ya, evet. Yani o 2006-2008 falan olabilir. Hı hı. Hatta biz de ona yakma olarak bir dakika dedik ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle böyle. Şimdi bu konu çok şimdi buradaki soru şu. 2018'deyiz. Öyle değil mi? 1995'te Yunan parlamentosu 1 Haziran 1995'te bu konuyu gündeme getirmiş. Şimdi 2018'de tekrar bu konunun aradan 23 yıl geçmiş. Bravo. 23 yıl geçmiş. Tekrar adeta gündeme getirildiğine şahit oluyoruz. E peki ne değişti kardeşim 23 yılda? Ne değişti? Şimdi buna değineceğim. Şimdi Yunanistan'da zaten bazı ciddi sorunlarımız var. Nedir? Bir kere Kıbrıs sorunu ortada. Değil mi? Evet. Efendim işte 18 ada meselemiz var. Yunanistan'a bırakılmamış. Bir kısmı çoğunluğu onların Yunanistan'a bırakılmamış. Bir kısmı adet belki tartışmalı. Bunların Yunanlar tarafından işte üzerine çıkan işgal sorunumuz var. Efendim en önemlisi Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik sahalar konusunda ciddi bir sorunumuz var. Güncel olan tartışma. Güncel. Bakın şu anda dikkatler nerede? Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik sahalar konusundayken Yunanistan bunu bilinçli olarak getiriyor. Yani sizin gözleriniz oradayken bakın Ege'deki kara suları konusunu gündeme getireceğim diye bu bana göre bir nevi tehdittir. İkinci bir cephe mi açıyor? Yani cephe değil ne derseniz deyin fırsat kolluyor. Yani bir şeyler yapıyor. Şimdi bakın biraz bu konular üzerinde duralım. Şimdi Kıbrıs konusu mesela. Kıbrıs konusu buna döneceğim tekrar bu 12 mil konusuna. Kıbrıs konusu iki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor değil mi? Yine geliyorlar, toplanıyorlar vesaire.
Şimdi en son Kıbrıs'taki konularla ilgili olarak bir 1960 biliyorsunuz kurulan anlaşmalarla kurulan sisteme göre garanti ve ittifak anlaşmaları var. Çok önemli Türkiye için. Yani zaten gerek Yunanistan, gerekse Kıbrıslı Rumların ortadan kaldırmak istedikleri temel şey garanti ve ittifak anlaşmalarının kaldırılması. Garanti ve ittifak anlaşmaları, garanti anlaşmasında taraflar, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, üçü garantör. Bir de Kıbrıs Cumhuriyeti var anlaşmaya imza koyan. Tamam. 60'ta kurulan. 60'ta. Evet. İttifak anlaşmasına girdiğiniz zaman ittifak anlaşması orada asker bulundurmadır. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti. Ha, yok, Kıbrıs onunla ilgisi yok. O özel anlaşma. Ha. Üç ülke var. Şimdi bir 7-8 ay evvel ben yine bir yerlerde okuduk gazeteler ciddi. Efendim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ikili toplum, iki taraf arasındaki konuşmalarda garanti ve ittifak anlaşmalarında gelin müzakere edelim diye bir teklifi var. Halihazırdaki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Guterres. Evet. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı da olabilir dedi bu görüşmeler. Yani biz garanti ve ittifak anlaşmalarını görüşebiliriz dedi. Ama Türkiye, zaten Türkiye'de gündem o kadar şey ki maalesef. Yani Kıbrıs Türkiye'nin gündeminde değil zaten. Hiç basında vesaire yer almadı. Şimdi ben de yine bir televizyon programında şöyle bir sözüm oldu. Bu konu ciddi çünkü garanti ve ittifak anlaşmalarını kaldırırsanız bakın Bosna Hersek'te yaşananları Allah korusun ileride biz Kıbrıs'ta yaşarız. Çünkü garanti ve ittifak anlaşmalarıyla hem orada asker bulunuruz hem de şeydir. Bunların kaldırılması demek Kıbrıslı Türklerin güvenliğinin Allah'a bırakılması, havada bırakılması demek. Bunu Kıbrıs Cumhurbaşkanı nasıl tamam görüşebiliriz diyor. Ha işte ben de zaten bu konuda dedim ki abi aynı soruyu sordu. Ya nasıl dedim bunu söylüyor. Şimdi elbette ben de biz devlet terbiyesi görmüşüz. Burada bir şey yok. Ha şöyle olabilir. Sayın Akıncı Türkiye ile bu konuyu danışmıştır, görüşmüştür. Demiştir ki ya böyle bir teklif var. Değil mi? Bu konuyu ben görüşebilir miyim? Siz ne diyorsunuz? Yani burada Türkiye'nin düşüncesinin alınması lazım. Çünkü sonuçta buna esas hayır veya evet diyecek garantör devletler. Ha böyle bir Türkiye ile görüşüldü, koordine edildi de gündeme getirdiyse ayrı bir konu. Ben de zaten söylemimde şöyle dedim. Yani bunu direkt olarak kendi başına, tek başına böyle bir inisiyatifi almasını ben doğru görmüyorum dedim. Bunu şeyle anlatmak istediğim de şey, evet siz bu konuyu gündeme getirirseniz bile önceden Türkiye'nin bu konudaki şeyini almanız lazım. Bunu şeyle birleştirebilir miyiz efendim? Neyle? 2005-2006'daki bir AKP'li bakanın gasus belli şeyini kaldıralım. Ha, o tabii. O da ayrı bir işte geleceğim, geleceğiz oraya. Vay efendim bunun üzerine bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki medyadan ne saldırılar oldu? Vay efendim nasıl söyler, nasıl bilmem ne yapar. Kıbrıs konusunu bilmiyor. Ya ben Kıbrıs konusunda kitap yazdım arkadaş. Yani bana Kıbrıs'ı anlatma. Ben garanti ittifak anlaşmaya vesaire biliyorum. Bir de zaten genel kurulu başkanı olarak benim üzerinde durduğum konu üzerinde durduğum konu garanti ve ittifak anlaşmaları önemlidir. Ve burada son sözü söyleyecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir garanti ve ittifak anlaşmalarında. Benim söylediğim bu. Sen bu konuyu görüşmeye masaya getirmeden evvel Türkiye'den en azından bir olur ama onu açıkla o zaman. Ha biz de o zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne soralım. Ya bu izni nasıl veriyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bu işi diye. Bu da ayrı bir konu. Bak şimdi o görüşmeler devam ediyor. Şu anda ne olduğunu bilemiyoruz. Efendim şeye geldik. Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik sahalar sorunu ortada ciddi. Bir gerginliğe neden olabilir mi? Olabilir yani. Öyle bir sorunla karşı karşıya. İşte diğer adacıklar varken bu konu çıktı. Şimdi ne yapılması lazım? Şimdi birinci olarak da ben şunu söylemek isterim. Yunanistan 15 Mayıs 1919'da tarihi bir hata yaptı.
ne yaptı? İzmir'e Yunan askerini evet. çıkarttılar. O zaman bir Yunanlı general Metaxas dedi ki Yunan şeylere yanlış yapıyorsunuz, yapmayın. Şimdi bu 12 mil olayı ciddidir. İster kademeli deyin, bilmem ne derseniz deyin. Bilmiyorum Yunanlı bir general çıkıp da Çipras'a ya bu 12 mili gündeme niye getiriyorsun, yanlış diyen bir Yunanlı general çıkar mı, çıkmaz mı? O onların sorunu. Ama ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diyorum ki böyle bir 12 mil konusunu hakikaten kurcalamaya çalışan birileri varsa ki var gibi gözüküyor bu haber herhalde. Hı-hı. Doğru. Hı-hı. Gerçek. Bakın Yunanistan ikinci bir tarihi hata yapar. Yanılmasın. Evet. Türkiye Silahlı Kuvvetleri kan kaybına uğradı mı? Uğradı. Ne zaman? 2007-2014. Kan kaybına uğradık. O zaman yırtındık. En değerli subaylarımız, generallerimiz, amirallerimiz maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldı. FETÖ ve AKP kumpasıyla. 2007-2014. Ve hedef alınan da Deniz Kuvvetleri'ydi ağırlıklı. Evet. Şimdi anlıyor musunuz niye Deniz Kuvvetleri'nin ağırlıklı hedef alındığında? İşte olaylar yavaş yavaş çıkıyor. Hı-hı. Sonradan 2016 Fethullah Gülen terör örgütünün o Türkiye Cumhuriyeti için çok acı tabii, çok evet. vahim bir olay yaşadı. Türkiye uçurumdan döndü. O başarısız darbe girişimi. Tabii o da çok darbe vurdu. Ha belki oradaki silahlı kuvvetlerden, bu darbe sonrası silahlı kuvvetlerden uzaklaştırılanları ben ayrı bir kategoride görüyorum. Temizlenmiştir silahlı kuvvetler FETÖ'cülerden. Onu öyle görmek lazım. Darbe girişimi sonrası yapılanları evet, diyorsunuz. Evet, o FETÖ'cüler temizlenmiştir. Ha bu arada bazı suçsuzlar da vesaire de var mı? O ayrı konu. Onu yargı verecek. Olabilir. Onu da anlatıyorum. Ha şimdi bu Yunanistan acaba ya bunu işte yanlış mı değerlendiriyor acaba? Bilmem anlatabiliyor muyum? O zaman silah kuvvetler güçsüz sanki bir zamanda yanlış mı değerlendiriyor? Bir kere o zaman Yunanlara bizim Yunanistan'a söyleyeceğimiz şu olur. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesap yapmayın. Bu ülke, bu millet 15 Mayıs 1919'daki tabloyu düşünün. Oradan bir mucize gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Siz böyle bir yanlış bir adım atarsanız 80 milyon var. 80 milyon alıyorsunuz. 80 milyonuz. 80 milyon bu davanın arkasında durur. Ama bir Atatürk yok. Bu davanın arkasında durur. Bu davanın arkasında durur. Bakın, silahlı kuvvetler bu kadar zorluklara, komplolara uğramalarına rağmen, değil mi? Hı hı. Kan kaybetti vesaire. Ama kendisine görev verildiği zaman şehit olmayı gözü olarak vazifesini en iyi yapmaya devam etti, öyle mi? Etti. Hı. Ha bu burada da eder. Bunda bir endişemiz yok. Ha ama işte kan kaybetti falan derseniz kardeşim arkasında 80 milyon biz varız. Yanlış değerlendirmeyin. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu da söyleyeyim. Ben 75 yaşındayım. Böyle bir durumda silah tutuyorum. Hala samimi açık olarak söylüyorum. Çağırsınlar çağırmasınlar silahımı alır giderim. Mücadeleye girerim. Çünkü böyle bir şeye biz şey yapamayız yani. Türkiye'yi siz hapsediyorsunuz. Böyle bir şey olamaz ya. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onun için burada açıklamak istediğim şu. Tekrar altını çiziyorum. Yani Yunanistan yanlış bir değerlendirme yapmasın. 15 Mayıs 1919'da yaptığı tarihi hatayı tekrarlamasın. Bazı bizim sorunlarımız olabilir. Hı hı. İçeride, içte sorunlarımız olabilir. Ama böyle bir durumda biz 80 milyon kenetleniriz. Öyle değil mi? Silahını alıp gitmez misin? Hiç şüphe yok. Gitmez misin silahını alıp? Hiç şüphe yok.
Ben de giderim komutanım. Yani, efendim? Ben de giderim silahımı. Vatanımın bir parça toprağı için hiçbir şey ya bu gözüm görmez. Bu çok önemli bir konu. İşte diğer sorunları da söyledik. Peki ne yapılması lazım? Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buradan bu sizin program vasıtasıyla sesimi yükseltiyorum. Diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi beklemesin daha fazla bir şey. Yani Yunanistan mecliste adım atsın da çünkü adam meclise getireceğim diyor kademeli. Benim bir vatandaşı olarak burada yapacağım çağrı şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi en kısa zamanda bu konuyu gündemine almalıdır. Ve şunu söylemelidir. Biz bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararın aynen arkasındayız. O kararımız geçerlidir. Bunu söylesin. Çok önemli. Ben önemsiyorum. Bu çok önemli. Bu ne demek? Bu ne demek? Eğer sen bir yanlışlık yaparsan, bu 12 mili çıkartma gibi parlamentona getir, öyle bir karar almaya kalkarsan, ben bunu arkadaş savaş nedeni sayarım. Burada savaşırız. 80 milyon savaşırız. Bunu benim şahsi, naçizane önerim. Bu konuyu vakit geçirmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine almalı. Ve söyleyeceği de çok kısa bir şey. 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuya ilişkin aldığı karar aynen geçerlidir, arkasındayız. Bunu efendim eski bir genelkurmay başkanı olarak gerekli görüyor musunuz? Ben bir vatandaş olarak gerekli. Ben Türkiye Cumhuriyeti. Tabii. Ben de. Ben Türkiye Cumhuriyeti burada bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ama efendim tabii ki hepimiz öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama yani hani izleyicilerimiz de takdir eder ki siz Türk Silahlı Kuvvetlerine komutanlık yapmış ve Türkiye'nin tehditlerini, imkanlarını işte Yunanistan'ın 12 mile çıkması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin uğrayacağı işte şeyi hapsolmayı falan bilen bir kişisiniz. Bilen birisi, sokaktaki vatandaş sizin kadar hakim değil tabii bu durumlara. Dolayısıyla doğrudur. Hani bu sokaktaki vatandaşa söyleyeceğim şu Sayın Sevinç. Böyle bir şey çıkarsa Çanakkale'den çıkamaz gemileriniz. Bu kadar basit. Bu kararı meclisin almasını gerekli görüyorsunuz. Ben gerekli görüyorum. Yani karşı tarafı caydırıcı etkinizi göstermeniz lazım diye düşünüyorum. Efendim bu şu açıdan da çok önemli değil mi? Meclisin böyle bir karar alması. Almış karar Tuğba aslında. Bu kararı ben diyor ki arkasındayım arkadaş. Tam bütün parlamentoda kaç milletvekili, kaç parti varsa biz 8 Haziran 1995'teki o zamanki meclisin aldığı kararın biz de bugün arkasındayız. Yunanistan aklını başına. Bu bile kafi gelecektir. Yunanistan aklını başına. O karar zaten sorunlarımız aynı zamanda Türkiye'ye karşı art niyetli olan başka odaklarında caydırılmasına katkıda bulunacak bir konu. Ben bunu ciddi görüyorum. Bugün bunu da görünce inanın çok bayağı üzüldüm de yani ve rahatsız oldum. Daha önce de bu haberler çıktı ama şimdi çok biraz daha olay gittikçe netleşir bir tarz aldığını görüyorum. Dolayısıyla bakın Türkiye'nin tabii bir yan sorunu var, ekonomik kriz var. Efendim Suriye ile ilgili ciddi sorunlarımız var ki Suriye konusu da hayatidir Türkiye açısından. Bak onu da defalarca söyledim. İşte Doğu Akdeniz var, diğer konular var. Fırsat mı kolluyorlar? Evet. Bu fırsat kollamaya müsaade edilmemesi lazım. Bu kararlılıkla buna karşı konulması lazım. Yani Yunanistan'ın meclise getirmesini, bu konuyu tartışmasını niye bekleyelim? Ben bir vatandaş olarak bu benim sade bir düşüncem. Yani söylüyorum. Takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Son bir şey daha Tuğba. Efendim Suriye demişken hani Türkiye'nin halen boğuşmakta olduğu dış tehditler arasından şöyle bir şey var Suriye konusunda Türkiye'ye tavsiye edilen. Ya Esad işte 7 yıldır hani 2011'den beri bir iç savaş var.
Türkiye'de Esad muhaliflerine destek veriyor ama Esad devrilemedi ve Suriye'de Esad'ın yine dominant olduğu bir işte düzen oluşuyor gibi. Ve dolayısıyla Türkiye Suriye'de bir an önce mevcut politikasını değiştirerek Esad'la diyaloğa geçmeli. Bu görüşe katılıyor musunuz? Ya bu görüşü 2014'ten beri söylüyoruz. Sevinç, nesine katılayım? Bu görüşü 2014'ten beri söylüyoruz. Yani Suriye'de bir merkez hükümet var. Bu merkez hükümetle paralel hareket etmek mecburiyetindesiniz. Özellikle Fırat'ın doğusundaki o terör yapılanması, PKK terör yapılanmasını nasıl ortadan kaldıracaksınız? Bunun en kolay yolu, en doğru yolu bence Esad. Ya Esad önemli değil. Bugün Esad olur, ya yarın bilmem ne olur. Yani evet. İsim önemli değil. Burada Suriye Merkez Hükümeti'dir. Birleşmiş Milletler Suriye Merkez Hükümeti'ne şey oluyor. Muhatap oluyor. Esad'ı biz savunacak halde değil ya. Esad kötü bir lider. Ben Esad'ın neresini savunayım? Esad Suriye'ye kan, gözyaşı getirmiş. Bakın 22 milyon müydü neydi nüfusu? Yarısı göç etmiş, ölenler. Yani ülke yıkımda. Esad bu süreci iyi mi yönetti? Hayır. Ama konu Esad konusu değil. Konu Türkiye'nin çıkarları. Türkiye'nin çıkarları. Ki bakın aslında aynı konuyu yine işte hep Atatürk'e dönüyoruz. Bu yurtta sulh, yurtta barış, dünyada barış niye söyledi? Nedenler üzerinde durmayalım dedim. Bakın onu da çok güzel izah ediyor. Bunu niye söylediğini. Diyor ki bir devrim yapacağım diyor. Tam devrimlere girmiş. Ekonomik bir atılım yapacağım diyor. Böyle bir durumda olan bir memleketin hem kendisinde hem de komşularında barış ve huzuru cidden kabul etmesinden, istemesinden başka şey düşünülemez. Yani komşularınızdaki problem size aynen yansıyor. Zaten yurtta barış, dünyadaki barışın temel noktalarından birisi bu. Abi 2011'de Suriye'deki bu olaylar patladı. Bu noktalara keşke gelmeseydi. O dönemden ta 2015'lere kadar efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı dış politikada kritize edilebilir, haklıdır. O da bir ayrı bir konu. Ama şimdi efendim Fırat'ın doğusunda bir oluşum var. Bu oluşum ne? Basitçe söyleyelim. İnsanlar bunu anlasın. Bu oluşuma müsaade ederseniz şuna müsaade etmiş oluyorsunuz. Fırat'ın doğusunda PKK'nın bir devlet oluşumuna müsaade ediyorsunuz. PKK'nın. Yani ne demek? Toprağı var. Yönetimi var. Askeri var. Halkı var. Halkı var. Bir devlet oluşumuna şey yapıyorsunuz. Şimdi tabii bu bağlamda Amerika'nın son manevrası da ilginç. Yani bu üç tane PKK liderine efendim yakalama şeyi çıkartması konusu da hakikaten düşündürücü. Yani ben yani konu açılmışken belki ona da gireyim. Mart 2018'de Amerika'ya gittik. Çeşitli yerlerde görüşmelerimiz oldu, konuştuk filan. Sonradan bir orada bir bu Amerika ziyaretiyle ilgili bir şeyimiz oldu, söyleşimiz oldu. Bu söyleşi gazetede çıktı. Bakın orada ben şunu söyledim. Mart 2018. Şimdi girerseniz bulursunuz. ABD, Suriye Demokratik Güçleri dedikleri, ki öyle söylüyorlar. Ve yeni tüm kademeleri hep YPG'lerden oluşan yapıyı dönüştüreceklerini iddia ediyorlar. Yani YPG'nin yapısını değiştireceğiz. Bu ne demek biliyor musunuz? YPG'nin PKK ile olan bağını keseceğim. Zaten şöyle diyorum, ben söylemişim, Mart'ta söylemişim. Ankara'yı rahatlatabilecek formül diye bir konu üzerinde çalışıyorlar. Bu bir noktada YPG ile PKK arasındaki bağın kopartılması olarak gözüküyor. Mart 2018'de söylemişim. 7 ay önce. 7 ay önce söylemişim. Yani bu da bir bence tuzak gibi gözüküyor kesinlikle. Yani iki şık var. Bir, acaba PKK Amerika açısından şeyini doldurdu mu, miadını doldurdu mu? Bu da tabii bir tartışmaya açık konu. Ama esasında önemli olan PKK'yı bir noktada tasfiye ederek YPG'yi
PKK'dan işte PKK diyordunuz, PKK yok artık. Bu YPG ayrı bir olay diye bize satmaya mı uğraşıyorlar? Esas durdukları konu bu mu? Mart'ta biz bunu zaten söylemişiz diye, bu PKK ile YPG arasındaki ilişki kopartılacak diye söylemişiz. Türkiye bu konuda da çok bunu ciddi dikkate alması lazım. Burada da bir şeye girebilirsiniz, bir aldatma içine girebilirsiniz. Madem açıldı, 2003 yılında Genelkurmay ikinci başkanı olarak ben bu meşhur 4 Temmuz çuval olayının akabinde Genelkurmay ikinci başkanı oldum. 4 Temmuz 2003'te çuval olayı olduğu zaman ben Genelkurmay ikinci başkanı değildim. Genelkurmay'da değildim. Kara kuvvetlerindeydik. Sonra akabinde hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gittik. Çünkü o anda 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki uluslararası hukuk açısından da tek otorite. PKK olayını çözebilmemiz için onlarla işbirliği yapmak mecbur zorunluluğumuz var. Bakın 2003 yılında, bunu ilk defa belki açıklıyorum. 2003 yılında biz iki konuyu gündeme getirdik. Bir, dedik ki bize Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapma yetkisini verin. Çünkü hava sahasını onlar kontrol ediyorlar. Uluslararası hukukta da onlar sorumlu. Biz de 2003'te o kadar ısrar etmemize rağmen bunu vermediler. Ta ki ne zamana kadar? 2007'ye kadar. 2007'de biliyorsunuz hava harekatları açıldı. İkinci istediğimiz, 2003'te istedik bunu. Dedik ki bu örgütün çökertilmesi için bize hakikaten samimiyseniz, bize yardımcı olmak istiyorsanız, bu örgüt liderlerinden birkaç tanesini yakalayalım. Ya beraber yapalım, ya siz yapın. Örgüt liderlerini eğer yakalarsanız hakikaten örgüte ciddi darbe vurursunuz. Bunu ilk önce Pentagon, Genelkurmay olumlu baktılar. Çünkü o zaman emir yayınladılar. Dediler ki PKK liderlerini yakalamak için özel kuvvetlerle özel harekat yapın, planlayın. Bu çok güzel bir şey değil mi? Biz de sevindik. Fakat 3 gün sonra yine bize haber geldi. Dediler ki biz tamam Pentagon olarak olayı böyle düşünüyoruz yani Genelkurmay. Fakat esas merkez komutanlığı, CENTCOM buna karşı çıktı. Buna karşı çıktı. Şimdi bilmem anlatabiliyorsunuz. Yani biz 2003'te bu örgüt liderlerin yakalanmasını istediğimiz olayı, şimdi 2018'de siz bu konuyu gündeme getiriyorsanız, yani 15 yıl sonra, ben burada şey aramam, yani samimi bir yaklaşım, düşünce olduğunu düşünemiyorum. Burada belki genel anlamda bir PKK'nın tasfiyesi de söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama esas önemli olan Türkiye'ye şunu mu anlatmaya, göstermeye çalışacaklar? İşte PKK artık yok, işte lider tasfiye oluyor. Dolayısıyla bu Irak, Suriye'nin kuzeyindeki yapılanma ismi de değiştirdiler. YPG, PYD, yarın bilmem ne derler. Ha bunun örgütle bağı, hiçbir terör örgütle bağı yok ama adamlar aynı. Felsefe aynı. O yapılanma Abdullah Öcalan 2012'de verdiği emirle yapılan bir yapılanma karşı karşımıza. Türkiye bu konuda da ileriyi iyi görmesi lazım. Bu da ciddi bir konu. Ve şimdi nereden nereye geldik? İşte bir Suriye olayı var. Özellikle Fırat Doğusu'ndaki konum var. Türkiye'nin ekonomik bir sıkıntıları var, sorunları var. Bakın Yunanistan'da bahsettiğimiz konular var. Bir de hiç yok gibi bu 12 mil gündeme giriyor. Türkiye bu sorunlara da çıkabilmesi için kararlılığını ortaya koyması lazım. Türkiye bütün sorunları üzerinden gelebilir. Ama birlik bütünlüğe ihtiyacınız var. Birlik bütünlüğe. En çok ihtiyacımız olduğu noktadayız. İki, kararlı olmak zorundasınız. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tekrar buradan söylüyorum. Tabii takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir elbette. Ya toplanılsın şu 8 Haziran 1995'te alınan kararın bugünkü 2018'de meclisin de aynen arkasında durduğunun açıklanması uygun olmaz mı? Çok
Çok doğru söylüyorsunuz komutanım. Şimdi burada bir efendim virgül atalım, kısa bir reklam arasına gidelim. Tamam. Bu, şimdi çok tabii güncel bir konuya geldik bu. Hı hı. PKK, YPG, Amerika ile işte ilişkiler, Suriye konusu. Belki ona ikinci bölümde artık yok. Biraz buradan daha bu kadar bu kadar yeter bence. Artık esas ana konuya girelim. Kısa bir reklam arası değerli izleyiciler. Bu kadar yeter. Ayrılmayın efendim.